Aşırılık buğday. Heh. Hazırlanacağız. Ispanaklı. Aşurelik. Evet, aşurelik buğday. Bak şurada aşurelik bunu buğdayla. Dün hazırladık. Tamam. Yıkadık, ısladık. Tamam, bir gecede okay. Güzel. Suda bekledi. Üstünde gelecek. Tavuk incik. Tavuk incik. Oo, evet, limonlu güzelmiş. Ve maydanozlu. Hem çok lezzetli. Vallahi çok güzel. Şu buğdayı böyle ben şeylerde de çok seviyorum. Bazı yeşil salataların üstüne atıyorlar. Aynen öyle. Veya ana malzemeyi ondan kullanıyorlar, salatalar yapıyorlar. Çok çok beğeniyorum. Bol vitaminli. Evet, aynen. Ne yapıyorsun çünkü şimdi sen? Bu bayağı haşlanmak lazım. Haşladık biz onu ama. Sen şimdi yok. Ta... Ne? Gecede ıslattık. Ha, geceden ıslattın. Önce iyi yıkadık. Ondan sonra gecede ıslattık. Evet. Yara dündük tetirici yapabilirsin 15 dakika. Ne tencerede ne tencerede. Tavuk için güzel güzel taze maydanoz. O da tavuğu fırına mı atacaksın? Onu önce marine edeceğiz. Ha. Tamam. Neler kullanıyorsun? Maydanoz. Ondan sonra tabii ki biraz sarımsak. Böyle güzel oluyor. Tamam. Zeytinyağı. Bir tavukta neler kullanıyoruz onları da bir söyleyelim. Bugün tavuğun tavuk, but kısmı mı? Evet, buttan incik. İncik, ha. Tamam. Çünkü hem çok fazla kuru olmuyor. Ha. Güzel, tamam. Hem maliyet olarak. İyi, daha mantıklı. İyi. Tabii maliyet önemli. Evet. Bu dönemde bayağı önemli. Evet. Şimdi limon suyu kullandım ve mümkünse az biraz limon zest. Limonun şöyle kabuğu. Güzel kabuğu. Evet. Oraya güzel. Tavukta bu limon kabuğu değil mi? Çok yakışıyor bazı şeylerde. Evet. Çok ferah oluyor. Evet. Bu marinasyonu pişirmeden ne kadar önce yapmalıyız? Ya yarım saat, 15 dakika. Tamam. Nasıl oluyor? Maydanoz koydum. Biraz daha zaman. Sarımsak. Biraz daha zeytinyağı. Zaman varsa. Tamam. Biraz hemen daha uzun. Çekiverelim. Aynen öyle. Açık konuşuyor. Ne? Hem tat veriyor. Efendim? Hem tat veriyor, evet. Hem yumuşatacak. Ha, yumuşatacak. Evet. Limon var çünkü. Limon var. Var. Biraz asit. Evet. Ve kuru olmuyor. Çünkü tavuk bazen biliyorsun kuru olabilir. Evet. Evet. Çok çok güzelmiş. Bak ben de bunu öğrendiğim iyi oldu. Şuna bakabilir miyim? Şeyi açık mı derecesi? Evet. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi bunu çünkü tavuk biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Mutlaka tavuk yaparken hakikaten sıcaklığa dışarıda tutmamak lazım. Evet. Bakın dolapta tuttu. Aynen öyle. Çok çabuk olabiliyor, etkilenebiliyor. Doğru. Elimizi değdirmiyoruz. Hani evet. Eldivenle yapıyor. Bu da güzel bir bilgi. Evet. Bunu şimdi tekrar buzdolabında hafif biraz tutacağız. Ondan sonra ızgara üstünde ızgaralanacağım. Ondan sonra fırına. Ha, biraz ızgaralayacaksın. Ondan evet. Sonra ondan sonra fırına. Süper. Çünkü ızgarada pişirmek, tamamını pişirmek çok tavsiye etmiyorum. Biraz renk veriyoruz. Ondan sonra her sefer fırın. Evet. Peki buğday salatanda neler var? Şimdi birazdan reklama gideceğiz. Bir sayarsan buğdayı evet, tavukta içinde mı kullanacaksın onu? Evet, o tavuk. Önce biraz ıspanak. Soteye edeceksin. Ondan sonra o buğdayı da karıştıracağım. Evet. Bu alta üstünde güzel ızgaralanmış tavuk. Hem ben onu ayrı bir şey olacak zannettim, salata olacak zannettim. Buğday ıspanağı böyle bir soteleyeceksin. Neyle soteleyeceksin?
Soğan koyacak mısın sotelerken ıspanağa? Hayır. Bugün soğan yok. Soğan yok. Genelde kullanabiliriz. Bugün saf yapacağım. Biraz muskat. Ha, muskat. Muskat orada görelim. Evet şurada muskatımız. Muskatı evet. Artık herkes biliyor ama yine de gösterelim. O evet. Değişik güzel. Buna rende mi yapacaksın içine? Aynen öyle. Ha, güzel azıcık rende yapacağız evet. Ispanağın Ispanak içine. Ispanak çok yakışıyor. Evet Erkan nedir durumumuz? Ha tamam o zaman biraz ıspanağı sotelemeye başlayalım. Evet. Tamam tamam. Okey. Şeyimiz kaynıyor. Evet. Alayım mı ben onu bir? Yok yok o çok. Sıcak mı? Çok sıcak. Tamam. Okey. Küçük bir miktar tereyağı ile başlanacağız. Tereyağı lezzet veriyor. Az biraz. Ben de ikisini zeytinyağı. Böyle hep karışık kullanırım. Evet. Evet. En güzeli o. Ondan sonra bizim ıspanak. Oh ıspanak da çok severim. Çok güzel. Faydalı. En güzel. Çok faydalı evet. Hem. Ve ya doğru dönemde alıyoruz fiyata. Evet. Fena değil. Evet. Yani doğru zamanda sebzeleri zaten alın diyorlar. Mevsiminde evet. Kullanın evet. Diyorlar. Ya. O çok önemli. Şimdi bunu. O zaten azıcık bir şey kalacak şöyle şey olacak sönecek. Aynen. Ama çok da böyle şey yapmıyorsun değil mi Bruno? Çok pişirmiyorum. Çok pişirmiyorsun. Şöyle bir. Aynen öyle. Şimdi öldü kendine geldi biraz sote ediyorum. Su bıraksın. Tamam. O gitti. Bitti bizim olay. Evet. Buğdayın orada oluyor. Onları ikisini karıştırarak. Tavuğun altına böyle bir şey mi deniyor buna? Buğday ve ıspanak yatağında tavuk bıdı bıdı. Ne mesela? Öyle. Ne? Tavuk nesiydi bu? Tavuk? Ispanaklı buğday. Eşliğinde limonlu maydanozlu tavuk öyle. Ay limonlu maydan. Bak yani bizim bildiğiniz ıspanak, bildiğiniz tavuk böyle abalabalaba deyince ne kadar da şey ya, oluyor ama basit, aslında çok basit. Basit ürünler kullanabilirsiniz. Evet. Dikkat ediyorsun. Çok lezzetli ve çok sağlıklı oluyor. Bunu da yapalım çok. Evet. Bunu hazırladık. Ispanakla. Ispanaklı buğday. Buğday sote. Sote. Üstünde bizim tavuklar gidiyor. Vay çok güzel bir şey bu. Ay bunu not edin. Ramazan'da mutlaka yaparsınız veya bir misafiriniz geldiğinde hemen yaparsınız. Güzel bir şey. Öyle. Hepimizin aşurelik buğdayı var. O da. Bir ıspanak. Biraz limon sıkıyorsun. Limon suyu. Ben buna limon sıkmazdım ama yo. Demek ki yakışıyor. Aynen öyle. Zeytinyağı. Oh süper. Biraz zeytinyağı. Şimdi. Ondan sonra renk için. Birkaç tane domates koyarız. Vay şefim harikasın çok güzel oldu. Böyle. Ondan sonra en son. Evet. Buşa. Biraz karabiber. Oo, süper. Biz bugün daha ne yapalım gayet güzel her şey başka ne koyacaksın şefim? Ya, İlla o maydanoz bir yeşillik bir şey bak ama görseli çünkü nasıl güzelleştiriyor. Olay şunun fotoğrafını çekmeden şey yapmayalım. Bruno'nun yaptığı yemek olarak. Afiyet Bruno olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Güzel bilgiler paylaştık.